TV'nin değerli izleyenleri, hepiniz gündem programıma hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, halk oyunları antrenörü, yazar Halil İbrahim Sezer'le beraberiz. Halil İbrahim Bey, öncelikle programıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyim? Tabii ki. Öncelikle ekranlar başında bizden kıymetli izleyicilerimize güzel vakit ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Tokat TV personeline de beni bu güzel programa konuk ettikleri için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Ben Halil İbrahim Sezer. Evli iki çocuk babasıyım. Kamu personeliyim. İkinci kitabımız Kültürümü Öğreniyorum isimli çocuk hikaye kitabıyla okuyucularımızla buluşmanın heyecanını yaşıyoruz bugünlerde. Nasıl olursa bugün de burada ikinci kitabımız Kültürümü Öğreniyorum'u okuyucularımıza tanıtacağız. Efendim, ben öncelikle şunu sormak istiyorum size. Halk oyunlarına nereden merak saldınız? Halk oyunlarına nereden merak saldım? Ben doğduğum bölge olarak zaten halk oyunlarının yoğun bir şekilde icra edildiği bir bölgede doğdum. Tokat'ın Ortaören Köyü, o Çamlıbel Havzası, Artuva Havzası ve bizim köyümüzün bulunduğu bölge halk oyunlarını yoğun bir şekilde şu gün olmuş yaşatan bölgelerden bir bölgedir. Zaten doğduğum evde de babam sağ olsun halk oyunlarına kendisinin de meraklı olması, halk oyunlarını kendisinin de çok sevmesi bizi halk oyunlarına itmekte birinci faktör oldu. Biz halk oyunlarını babamızın elinden tutarak, köy düğünlerinde oynamaya başlayarak başlamış olduk. Yine babamın halk oyunlarını çok sevmesi bizi halk oyunları kurslarına yönlendirmesine sebep oldu. Halk oyunları kurslarını 7 yaşından itibaren okullarda başlayarak, halk oyunları kursuna giderek kendimizi geliştirmeye başladık. Sonrasında sınavlarla usta öğretici, antrenör sınavlarına girerek bugün antrenör olarak öğrencilerimize, halkımıza Türk kültürünü tanıtmaya çalışıyoruz. Efendim, şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla 2 tane kitabınız var. Ben evet. Şöyle ekranlara göstermek istiyorum. İlk kitabımız tabii ki Güzel Yürekli Murtaza. Bu kitabımızla ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? Güzel Yürekli Murtaza, Anadolu'da yaşayan Murtaza isimli güzel bir dedemizin hayat hikayesini konu alıyor. Murtaza dedemizin başından geçen olayları, hayat tecrübelerini konu alıyor. Okuyan okuyucularımıza onun o tecrübelerinden, hayat yaşantısından kıssalar edinerek kendi hayatlarında uygulayabileceğini düşündüğüm notlara ulaşabilecekler. Bu şekilde yazmıştık. Ne zaman çıktı peki efendim? 2021 yılı Nisan ayında çıktı. Gerçekten de büyük bir okuma oranına, okuyucu kitlesine ulaştı. Zaten onların bize vermiş olduğu heyecanla ve bize vermiş oldukları cesaretle ikinci kitabı yazdık. İkinci kitaptan da yine aynı destekleri, yine aynı okuyucularımızdan bekliyoruz inşallah. Evet efendim, ikinci kitabınıza geleceğim. Bu arada bildiğimiz kadarıyla sizin kardeşiniz de Hater'de dünya ikincisi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, kardeşim Bünyamin Sezer, Türkiye birinciliği, Avrupa birinciliği, dünya ikinciliği. Aynı zamanda yine Türkiye, Avrupa ve dünya birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü derecelerini almış bir kardeşim. Milli sporcu kendisi. Böyle bir kardeşin abisi olmaktan da son derece gurur duyduğumu belirtmek isterim. Evet efendim, şu anda gördüğüm kadarıyla ikinci kitabınız olan Kültürümü Öğreniyorum bir çocuk kitabı çıkarmış bulunmaktasınız. Bu kitapla ilgili sizden bilgi alalım. Şimdi halk oyunları antrenörü olmamın bana vermiş olduğu şevkle, heyecanla hem öğrencilerime hem de yeni yetişen ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerimize halk oyunları kültürünü sevdirme amaçlı yazmış olduğum bir kitap. Bu kitabı okuyan öğrencimiz halk oyunları kursuna neden katılmalı? Halk oyunlarını neden öğrenmeli? Halk oyunları kursuna gittiğinde, halk oyunlarını öğrendiğinde onun hayatına neler katacak? Bunları anlatmaya çalıştım. Tabii bunları anlatırken de 7 yaşından itibaren halk oyunları oynayan, 20 yıla yakındır da halk oyunları antrenörlüğü yapan bir antrenör olarak, tecrübelerime dayanarak, kendi yaşamış olduğum, yüzleşmiş olduğum olaylara, tecrübelerime dayanaraktan yazdım. Bir çocuk halk oyunları kursuna katıldığında ne tür kazanımlar elde edecek? Hem öğrenci velilerimize hem öğrencilerimize bunu anlatmaya çalıştım.
Aynı zamanda sadece halk oyunlarını anlatmakla yetinmedim. Osmanlı'dan, Türk kültüründen bugünümüze yansıyan örf ve adetlerimize, gelenek göreneklerimize de değinmeye çalıştım. İşte Osmanlı'da eve gelen misafire kahve ikram edilirken yanında su verilmesinin ne anlama geldiğinden tutun. Bugünkü ekmeğimizin üzerinde tek çizgi vardır bilirsiniz. Çarşı ekmeklerimizin olsun, yuvarlak ekmeklerimizin üzerinde tek çizgi vardır. Bunun asıl kaynağının nereden geldiğini, işte hangi padişah tarafından böyle bir emir verildiğini falan konu almaya çalıştım. Onun haricinde işte günlük hayatta sporun insan gelişimine, çocukların gelişimine ne tür faydaları var onları anlatmaya çalıştım. İşte su içmenin, egzersiz yapmanın, yürüyüş yapmanın öğrencilerin gelişimi üzerinde ne tür faydaları var bunları anlatmaya çalıştım. Yine Osmanlı'dan bugüne ailede sofra kültürü, aile sofraya oturduğunda neler olur onları anlatmaya çalıştım. Zaten kitapta 3 kişilik bir aile, anne baba ve çocuk konu alan bir kitap. 3 kişilik bir aileden bahsediyor. Anne baba ve çocuk arasındaki diyaloğun nasıl olması gerektiğini ön plana çıkartmaya çalıştım. Çok yönlü bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kitaplarımızın okuyanların üzerinde iz bırakacağını umuyorum. Çünkü ben halk oyunları kültürünün yaşamasını, yaşatılmasını isteyen bir insan olarak hem de yıllardır bu işe emek vermiş bir insan olarak hem halk oyunları camiasına hem halk oyunları kültürüne hem de yeni yetişen öğrenci kardeşlerimize böyle bir güzel eser bırakmak istedim. Umarım amacıma ulaşmış olurum. Umarım kitabımız amacına ulaşmış olur. Bu şekilde yeni çıkan bir kitabımız zaten. Eylül ayında çıktı. Yeni yeni okuyucularına ulaşmaya başlıyor. Efendim, öncelikle tebrik ediyorum sizi. Hem halk oyunları antrenörü de olmakla beraber bir de yazarlık yapıyorsunuz ve çocuklara öncü oluyorsunuz. Bu arada bu kitabı ilk kaç yaşından itibaren çocuklara okutabiliriz ya da okuyabiliriz? Yani okuma olayını çözen, yani okumaya başlayan öğrenciler bu kitabı okuyup rahatlıkla anlayabilecek düzeyde yazıldı. İşte ilkokul 3, 4, 5 ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerimize tamamen uyumlu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki lise de okuyabilir, velilerimiz de okuyabilir, her insan okuyabilir. Amacımız o seviyedeki, o yaştaki öğrenci kardeşlerimize okutturup onları halk oyunları kurslarına, halk oyunlarına yöneltmek ve onlara halk oyunlarını sevdirmek. Halk oyunlarının gerçekten birçok kazanımı var. Yani işte örnek verecek olursak bir halk oyunlarında en az 15 kişi, 12 kişi olur. O 12 kişiyle birlikte hareket etmek, onlarla birlikte zaman geçirmek, aynı ortamı paylaşmak, insanlarla aranızdaki iletişimi de güçlendiriyor. İnsanla olan diyaloğunuzu da güçlendiriyor. Yine aynı zamanda o halk oyunlarında yapılan hareketler, o fiziksel aktiviteler, öğrencinin fiziksel gelişimine, ruhsal gelişimine de çok büyük faydalar oluyor. Bunların hepsine kitapta yer verdim. Yani onlara bu imkanı tanımaları için velilerimize öncelikle rica ediyorum. Hem kitabımızı alıp okutmalarını hem de halk oyunları kurslarına öğrencilerimizi yönlendirmelerinin birçok faydaları olduğunu kendilerinde görmelerini umuyorum. Efendim gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü çocuklara hem örnek hem Tokat'ta bir örneksiniz. Yapmış olduğunuz tecrübelerinizi, hayatınızda kazandırdığınız tecrübelerinizi hepsini bir kitapta birleştirmeye karar vermişsiniz. Ve çocuklara öncü olma yolunda ilerlediğiniz için de size ayrıca teşekkür ediyorum. Peki bu güzel kitabımızı nerede bulabilir okuyucularımız? Yani bütün kitap sitelerinden temin edebilirler internet üzerinden. Ayrıca sosyal medya hesaplarından bana da ulaşarak temin edebilirler. Hem Instagram üzerinden hem Facebook üzerinden yazarak bana ulaşırlarsa ben de adreslerine kargoyla gönderebilirim. Yine internet üzerinden de kitap temin edebilirler. Efendim halk oyunları antrenörlükten bir yazarlığa geçiş yapmışsınız. Büyük bir etki yarattınız. Bunu söylemek istiyorum. Son olarak Tokat TV aracılığıyla bir yazar olarak neler söylemek istersiniz? Buradan velilerimize, çocukları olan ailelere bir yazar olarak neler, hangi mesajı vermek istersiniz? Hatta bir numaralı kameramızı da kullanarak mesajınızı verebilirsiniz. Yani öğrenciler bizim
Türkiye'mizi gelecekte şekillendirecek olan bireyler, çocuklarımızın alacağı her türlü eğitim ve öğretim geleceğin Türkiye'sini şekillendiriyor. Onların eğitimine, öğretimine verilecek öncelik hiçbir şeyin önüne geçmemesi lazım. Biz branşımız halk oyunları olduğu için biz halk oyunlarına dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Ama bütün kurslar, bütün eğitim, öğretim camiasında verilen eğitimler birbirinden değerli. Hepsi çocuklarımızın geleceğini şekillendiren eğitimler. Yani bir ailede eğitimin, öğretimin her şeyin önünde olması lazım. Birinci sırada olması lazım. Velilerimizden öğrencilerimize, çocuklarımıza hep böyle birinci sırayı vermelerini, geleceğimizin Türkiye'sini şekillendirecek olan o yavrularımıza hep eğitiminde, öğretiminde en güzelini verme yolunda çaba sarf etmelerini rica ediyorum. Ki zaten çevremizde gördüğümüz kadarıyla bu gerçekten öyle. Bugün bir okul çıkışında velilerimizin heyecanla öğrencileri beklemesi, işte veli toplantısında gelip gözleri ışıl ışıl benim çocuğumun notları nasıl, benim çocuğum işte okulda çok başarılı mı diye böyle bir heyecan içerisinde olmaları da Türkiye'de eğitim öğretimde çocuğa önem verildiğinin göstergesi. Yani söyleyebileceklerim bu kadar. Velilerimize de öğrencilerimize de güzel bir hayat diliyorum inşallah. Efendim konuğum olduğunuz için ben size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, bugünkü gündem programımda yazar olan, ayrıca halk oyunları antrenörü olan Halil İbrahim Sezer'le beraber çok güzel bir program gerçekleştirdik. Kendisi Tokat halkına, Tokat'taki velilere bir önce olabilmek adına böyle bir yola girmiş. Kendisine başarılar diliyorum bu arada. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere diyorum. Güzel kalın, esen kalın.